Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hayati Tosun, termiğe yapılması yeniden gündeme gelen termik santralin tarım arazilerine vereceği zararlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bölgenin arazi varlığı olarak baktığımızda terme çarşamba ovalarıyla beraber, öbür tarafta yine turizmiyle beraber hareketlenebilecek Karadeniz'in güzel yerlerinden bir tanesi Ünye'yi düşündüğümüzde o bölge insanı için ciddi bir handikap oluşturacak. Bugün termede fındık, çeltik, mısır, ciddi anlamda üretim yapılan önemli girdi sağlayan, yani oradaki üreticinin ana geçim kaynaklarından bir tanesi, yine çeltik gibi ilave edebiliriz. Bu bölgede termik santrallerin, kömürle çalışacak bir termik santralin mevcut olarak pozisyon orada çalışmaya başlamasıyla beraber şunları yaşayacağız. Yaklaşık oradaki yanan kömürün %35'i kül olarak bir şekilde farklı gazlarla, atıklarla bacalardan çıkacak. Terme süreci konusunda en önemli şeylerden bir tanesi burada vatandaşın destek sağlaması. Aslında biz her şekilde, her ortamda bunu dile getiriyoruz. Burada kazananı da kaybedenin de terme olacak, Samsun olacak, vatandaş olacak. Bizler sivil toplum örgütleri, meslek odaları olarak kendi bilgimiz, bildiğimiz mesleğimizle ilgili olan konularda hem öncülük etmeye hem bilgi vermeye, bilgilendirme süreçlerine sürekli devam edeceğiz. Elimizden gelen her türlü desteği de, mücadelesinde de yanlarında olacağız.